أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programında daha beraberiz. İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Yakin ve tevekkül kısmı, sıradaki ayet-i kerimede İmam Nevevi bu bölümün girişine yerleştirmiş. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bir kimse Allah'a tevekkül ederse, فَهُوَ حَسْبُهُ Allah Azze ve Celle ona kâfi gelir. Demek ki bir kimsenin Cenab-ı Hakk'a tevekkülü boşa çıkmaz. Ya Rabbi ben sana güvenmiştim ama diyen bir kimsenin Allah Azze ve Celle beklentisini, ümidini boşa çıkarmaz. O zaman tevekkül kavramını doğru biliyorsak ve doğru uyguluyorsak, bunun neticesinin de Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği şekliyle karşılık bulacağından emin olabiliriz. Şu anda tevekkül neydi? Kulun üzerine düşeni Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekliyle yerine getirip, yani gerek koşulları sağlayıp sonra neticeyi Cenab-ı Hak'tan umduğu, beklediği. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin emirleri bir bütündür. Cenab-ı Hakk'ın rızık temin etmek üzere maişet için adım atmasını, وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, ihsanını yeryüzünün sağına soluna vurarak, oraya buraya giderek iş aramasını, çalışıp çabalamasını emrettiği yerde, bunları hiç yerine getirmeyip, ben Allah'a tevekkül ediyorum ama iş bulamıyorum demek gibi olur. Hayır, kul yapması gerekeni, işine uygun, becerisine uygun, maişetine uygun, kendisine uygun bir işi araştırıp sonra bu işe başvuruna da bulunduğu, bunun peşini kovaladığı bir süreçte ancak Cenab-ı Hakk'a tevekkül eder ve bilir ki Allah Azze ve Celle ona bir maişet kapısı açacaktır. Ama adım atmayan, harekete geçmeyen, yapabileceği onca iş varken hiçbirini beğenmeyip, kendisine belli işleri illa isteyip, Allah Azze ve Celle'yi de sonra bana iş nasip etmiyor diye suçlamak akıl kârı değildir. Kul kendisine müyesser olanı aslında kendisine mukadder olan olarak görür. Çünkü Resulullah buyurdu ki, kullun müyesserun limâ hulika lehu. Her şey kimler için yaratılmışsa onlar için müyesser olur. Şöyle bir iş buldum, demek ki bana müyesser olan budur. Şimdilik onda çalışırım. Allah Azze ve Celle başka bir zaman başka bir işi bana müyesser kılarsa bundan daha hoş, daha iyi, o zaman o işe geçerim. Ama şu türden işi yapmaksızın illa bunu istiyorum biçiminde öylece bekleşe durmak, bu Allah Azze ve Celle'nin takdirine de Cenab-ı Hakk'ın hayatı yaşatan, bizlere farklı farklı özellikler, farklı farklı yeterlilikler nasip eden ve hayatı bir iş bölümü üzere yöneten yüce kudretin herhangi birimize bir diğerimizden farklı roller takdir ve tayin etmesine rıza göstermemiz gerekir. Bugün için böyle olan yarın değişebilir. Nice işletmelerin alt kademelerinde iş bulmuş kimseler bir zaman sonra o işletmelere sahip olabilmişlerdir. Cenab-ı Hak günleri insanların arasında değiştirir. Kullar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine müyesser kıldığı, yani kolaylıkla eline geçen, kolaylıkla bulabildiği iş, kolaylıkla bulabildiği imkan, bunları değerlendirip sonuçlarını Cenab-ı Hak'tan beklemek. Bu Allah Azze ve Celle'nin hayatı yöneten kudretini görüp ona tevekkül etmek demektir. Yoksa Cenab-ı Hakk'a belli bir ısrar ve inatla illa bu olsun, olmazsa ben yerimden adım atmam, öylece oturur kalırım misali, miskin miskin bekleşmek ve bunu Cenab-ı Hakk'ın tevekkülü olarak izah etmek mümkün değildir. Cenab-ı Hak her birimize yapabildiğimiz işleri, öğrenip de icra edebildiğimiz becerileri hayatta insanların yararına sunmayı
bize emretti. Kimimiz kimimizden farklı farklı meziyetlerle farklılaşıyoruz. Bugün yaptığımız işlerin yarın işverenleri, sahipleri de olabiliriz. Allah'a güvenirsek Cenab-ı Hakk'ın hayatı değiştirip değiştirip imkanları elden ele geçirdiğini göreceğiz. Kaldı ki tevekkülle, imanla bahsettiğimiz bu konunun temelinde kulun asıl gaye olarak Cenab-ı Hak'tan beklediği bir sonsuz hayat söz konusudur. Dolayısıyla ahiret beklentisini göz ardı etmiş kimselerin dünyaya boğulan düşünceleri aslında artık tevekkül ve iman içerisinde analiz edilmekten çok daha değersiz kalır. Çünkü burada hiçbir amaç ve gaye Cenab-ı Hakk'ın o geri plana attığımız, artık ummaktan vazgeçtiğimiz ahiret vaadiyle yer değiştiremez. O bakımdan ahiret vaadine tutunmuş kimseler dünyada ellerine geçen imkanların azlığıyla çokluğuyla değil, bu imkanlardan dahi Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla çıkıp çıkmadıklarına odaklanırlar. Bu kapsam içerisinde kalan bir tevekkül kavramından söz ediyoruz. Yoksa bütün bir gayesini dünyaya odaklamış bir kimsenin dünyayı elde etmek hususundaki çabalarını gösterip bir de Allah'a tevekkül ediyorum ama bu dünya elime geçmiyor demesi anlaşılabilir bir şey değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği sonuç ahiret hayatındadır. Dünyada vaat ettiği sonuç ise güzel bir yaşamdan ibarettir. Bu illa umduğumuz türden zenginlikler anlamına gelmeyebilir. Cenab-ı Hak وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى Erkek olsun, dişi olsun, salih amelleri işleyenler. فَلَنُحْيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبًا Bunlar müminler, وَهُوَ مُؤْمِنٌ Mümin olduğu takdirde Cenab-ı Hak ona, biz ona فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Ona hoş bir hayat yaşatacağız dedi. Dolayısıyla hayatın hoş olacak. Bunun imkanlarla olan ilişkisinin mutlak olduğunu sanmak, zengin olmadıktan sonra nasıl hoş olacak demek yersizdir. Cenab-ı Hak mutluluğu insanın içerisinde yaratır. Bir imkana sahip olup o imkandan keyif almak Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve ihsanıyladır. Nice çok daha fazlasına sahip olanların aynı zevki ve keyfi alamadığı bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla güzel bir hayatı, hoş bir hayatı vaat eden Cenab-ı Hak, esasen kullarına vaadini ve sonucu وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Akibet, asıl netice ve sonuç muttakilerindir. Ve bu, ahiret yurdunda Cenab-ı Hakk'ın müminlere vaat ettiği sonsuz bir gelecekte gerçekleşir. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbetinin daha sonuna geldik. Bir sonraki sohbette buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.